Buraklarda en büyük miras babadan çocuklara, anneden çocuklara geçen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevgisidir. Efendim bugün 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 79. yılı. Ve Özel Neşe Erbek Bursa Anadolu Korosu, Bursa Anaokulu Korosu'nun performansıyla başladık. Şimdi çok heyecanlılar, çok güzeller. Ben yanlarına gidip sohbet etmek istiyorum. Çünkü hepsi o kadar duygulu ve yürekten söyledi ki etkilenmemek elde değil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Seni tanıyabilir miyiz? İsmin nedir? Ege Batar. Ege bugün 10 Kasım. Atatürk'ün vefat ettiği gün değil mi? Evet. Peki hangi gün doğduğunu biliyor musun? 1881'de. <laughs> peki sana soralım. 10 Kasım deyince senin aklına ne geliyor? Çok hmm. üzülüyoruz değil mi o gün? Atatürk... Bir çok heyecanlanıyoruz. <laughs> Atatürk ölmüştü. E... İşte. Evet. Peki annesinin adını biliyor musun Atatürk'ün? Zübeyde Hanım. Evet babasının? Ali Rıza Bey. Evet aferin sana. Sizin kadar ben de heyecanlıyım bugün. <laughs> senin ismin nedir? Ee, Arkadaşlarım biliyor değil mi senin evet, ismini? Evet, ben Zeynep Aferin size. Peki sen Atatürk'ü seviyorsun değil mi? Evet. Neler söylemek istersin onun için? <laughs> Atatürk bizim cumhuriyetimizi kurtardı. Onun için çok mutluyuz. O yüzden keşke burada olsaydı. Değil mi? Peki Atatürk olmasaydı ne olurdu? Kötü askerler yüzünden bizim evlerimiz olmazdı. Evet ve ona minnettarız değil mi çocuklar? Evet. evet. Çok teşekkür ederiz size. Şimdi sizin o harika parçalarınızdan yine dinleyelim mi? Hadi bakalım. <laughs> Güneş'e Bursa Anadolu e, ana, Anaokulu Korosu'na çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Bir o kadar da heyecanlı ve duygusallardı. Tabii bu da bize de yansıyor, bize de sirayet ediyor. Efendim şimdi bugünkü programımızın içeriğini sizlere belirtmek istiyorum. Bugün 10 Kasım. O yüzden Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Başkanı Nedret Yayla ile bizimle birlikte olacak. Programımızın ikinci yarısındaysa siyaset bilimci ve akademisyen Can Ulusoy bizimle birlikte olacak. Atatürk'ü konuşacağız ve ilkelerinden, Atatürk sevgisinden ve çocuklar, Atatürk ve çocuk üzerinden konuşacağız efendim. Nedret Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çocukların performansını evet. seyrettiniz. Vallahi çok duygulandım. Hatta gözlerim yaşar diyebilirim. Ee, kendilerini yetiştiren okullarını, idarecilerini, onları okula yollayan velilerini ve küçük minikleri hepsini tebrik ediyorum, kutluyorum. Ee, gerçekten beni çok duygulandırdılar. Çocuklarda özellikle böyle örnek alınası bir Atatürk sevgisi var. Evet. Yani evet, programın evet. başında da söyledim en büyük mirastır onlara Atatürk sevgisi. Çocukları görünce insan o sevgiyi, o duyguyu... Ve imrenmek... bütün e, masumiyetleri ve evet, saflıklarıyla. Evet. E, ben e, minikleri görünce e, bazı yayınlar bulunduruyordum yanımda hemen aklıma e, bir şey geldi. E, onu müsaadenizle sizle paylaşmak isterim. Lütfen. Şimdi büyük önderimiz, ulu önderimiz Atatürk ne yazık ki bu minikler kadar şanslı değildi. Bakın onun bir anısını anlatayım. Çocuk esirgeme kurumuna gittiğinde diyor ki şeker veya kurban bayramıydı. Mahalledeki bütün çocuklar güzel elbiselerle hazırlanıyordu. Annem kız kardeşime bir elbise uydurmuştu fakat bana yeni urba alamayacağı anlaşılıyordu. Günlerce bunu düşünmekten kendimi alamadım. Mahallenin bütün çocukları yeni elbiseleriyle gezeceklerdi. Ben eski, hem bir aylı bozulmuş elbisemle kalacaktım. Gece gözüme uyku girmemişti. Annem durgunluğumu anladı. Ne yaptığını, nasıl sağladığını bilemiyorum. Hemen yeni bir gömlek, bir kat çamaşır, bir çift yeni çorap sağladı. Bayramdan bir gün önce bohça içine yatağımın kenarına koydu. Bunu inşallah büyür, büyük adam olur. Senin gibi çocuklara yeni elbiseler alırsın dedi diye anlatıyor. Dolayısıyla bizi kurtaran ulu önderimiz, büyük insan Atatürk, çok büyük zorluklarla yetiştirilmiş bir insan. Çocukluğunda biliyorsunuz dayısının tarlasında kargaları kovaladığını, doğru dürüst bir eğitim olanağı olmadığını da biliyoruz. Burada şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Atatürk'ü bize kazandıran askeri ortaokullar ki o zaman askeri ortaokullar vardı ve askeri liselerdir. Yoksa Atatürk belki de ziyan olabilirdi. Böyle bir deha kaybolabilirdi. Onu askeri ortaokullar ve liseler bize kazandırdı. Ee, ben de bir asker çocuğuyum. Ee, benim de e, babam babam dalgır olduğu için askeri okula gitmek durumunda kalmış ve onda bütün arkadaşları gibi ülkeye kazandırmış. Şunu söylemek istiyorum. Askeri liseler Atatürk'ün aynı zamanda bize birer mirasıdır. Ve Atatürk'ü yetiştiren bugünlere getiren, ülkeyi kurtarmasına yol açacak bilgiyi, eğitimi, donatıyı veren kurumlardır. Bunların kapatılması gerçekten Atatürk'ün mirasını bir yerde reddetmek oluyor. Dolayısıyla bu fırsattan istifade ederek bir an önce bu okulların yeniden açılmasını ve yine değerli parlak subaylar yetiştirmesini, özellikle eğitim imkanı bulamayan ailelerin çocuklarını bu şekilde ülkeye kazandırmasını bütün kalbimle diliyorum. Bunu bu vesileyle birlikte Çok güzel. teşekkür ederiz. Ee, bu da hakikaten e, üzerinde durulması gereken bir ayrıntı. Şimdi çocukları ağırladık bugün onlarla birlikteydik. Evet. E, tabii dolayısıyla akla gelen ilk soru çocuklara Atatürk'ü tanıtmak ve Atatürk sevgisini aşılamak. Bu süreçte aileler için belki sizin söyleyeceğiniz laflar vardır. Şimdi e, aslında Atatürk sevgisini aşılamak için Biraz evvelki gördüğümüz örnek çok güzel bir örnek. Hı hı. E, tabii ki aileler bunlardan bahsedeceklerdir ama e, en önemli şey okuldur. Yani hı hı. okullarda çocuklara Atatürk sevgisinin aşılanmasıdır. Bunu da e, zaten e, biraz önce gördüğümüz küçük e, yavrularda olduğu gibi e, eğer bu şekilde okullar ve öğretmenler olduğu sürece zaten her şeyi çocuklar okulda öğreniyorlar. Ve çocukların, ben de çocukluğumdan bilirim, bir temayülleri vardır, bir eğilimleri vardır. O da kendi anne babasından çok öğretmenin dediğine kulak verir. Çünkü o bir otoritedir onun gözünde. Bir önemli bir rehberdir. Ben okullarımıza bu işin düştüğünü düşünüyorum. Özellikle okul öncesi eğitim, anaokulu eğitiminde öğretmenlerimiz biraz evvel gördüğümüz gibi bu konuda gelişmişti üstlerine düşeni yapmalılar diye düşünüyorum. E, nitekim e, artık küçük minikleri de gördüğümüz zaman e, ne kadar iyi yetiştirdiklerini bu konuda e, anlıyoruz. Tabii ki ailede de e, konuşulacak e, konular olacaktır ama çocukların seviyesine inmek, e, onları anlayacağı dilde şey yapmak, anlatmak çok kolay bir şey değil. Bence bu iş e, daha ziyade okullara e, özellikle e, ana okulları ve e, ilkokullara düşüyor. Biz de ilkokuldayken Tabii yıllar önce çok değerli öğretmenlerimiz vardı. Hatta babamın görev nedeniyle ben Erzincan'da okudum. Ve ilkokul hayatımız sonunda Ankara'ya geldim. Şunu gördüm ki Erzincan'daki eğitimle, Cumhuriyet'in sağladığı eğitimle Ankara'daki başkentteki eğitim arasında bir nitelik farkı yoktu. İkisi de aynı düzeydi, de aynı seviyedeydi. Bize öğretmenlerimiz Atatürk'ü çok anlattılar. Onun anılarını paylaştılar. Zaten o devir Atatürk neslinin devriydi bizi yetiştiren devir. E, dolayısıyla e, velilerden de ziyade öğretmenlere çok büyük iş düştüğünü düşünüyorum. E, ve bizi yetiştirenler de bunu en güzel şekilde yapmışlardı. Kesinlikle öyle hocam. Şimdi Atatürk ilkelerinden de konuşacağız ama öncesinde bir Emre'ye de merhaba diyelim. Emre günaydın. Günaydın. Bugünün heyecanından sana merhaba diyemedik. Ee, evet sus, sus. biz de çok heyecanlıyız ve e, üzünlüyüz tabii Matemi paylaşıyoruz. Bugün ben de Atamızın en sevdiği kurabiye yapıyorum Hatay ziyaretinde Ona kerebiç ikram etmişler Hatay mutfağını işleyeceğiz işleyeceğiz Demiştik bu da bir isabet oldu Açıkçası <laughs> Bir bayram ziyaretinde Hatay'da bulunurken Kerebiç kurabiyesini ikram etmişler Biz de ben aslında Künefe yapacaktım bugüne özel Kerebiç yapalım dedik Onu da hemen malzemelerini izleyicilere aktarmak istiyorum En azından bugün Herkes denesin bu kurabiyeyi. <laughs> ee, bir 250 gram kadar e, tereyağına bir su bardağına yakın pudra şekeri ve bir tane yumurta karıştırdıktan sonra 3-4 e, su bardağı kadar da un, e, biraz da semolin unu yani e, irmik unu dediğimiz e, undan e, bir çay bardağı kadar karıştırıp bir kurabiye hamuru elde edeceğiz. Onu e, içli köfte gibi açıp içine ceviz dolduracağız. Daha sonra 180 derecede de fırınlayacağız. Üzerine servis önerisi de pudra şekeri ve tarçın olarak kullanırlarsa çok keyifli olacaktır. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Bugüne özel bu tarifi. Çok güzel olmuş Emre. Evet. Yani Atatürk'ün en sevdiği kurabiyeyi yapıyor olman çok güzel. Çok çok güzel oldu. Eline evet. sağlık. Kolay Teşekkür gelsin. Hangi notlarınıza bakıyorsunuz hocam? <gülüyor> Paylaşın <gülüyor> bizimle de. E, tabii e, zaten e, size paylaşmak için getirdim bütün bunları. Teşekkürler. E, sizin sorularınıza göre e, yanıt vermeye çalışayım. E, şimdi Atatürk ilke ve devrimlerine değineceğiz sanıyorum. Evet. E, biliyorsunuz e, Atatürk'ün altı e, tane e, Atatürkçülüğün temel ilkesi var. E, bunlardan isterseniz e, cumhuriyetçilikle başlayalım. <laughs> Cumhuriyetçilik demek, demokrat olmak demek. Yani ülkenin yönetimini, ülkenin kaderini halkın ellerine vermek demek. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti kurulana kadar sürekli olarak monarşik bir düzende yönetildik. Yani işte pek çok hanedan geldi geçti. En son da Osmanoğulları bir devlet kurdular ve Osmanlı İmparatorluğunu Geliştirdiler ve sonunda çöküşe kadar geldik. Ee, ancak e, bu bir hanedandı bildiğiniz gibi e, ve de e, Türk milletini e, yönetiyordu e, Atatürk. E, milletin egemenliğini, e, milletin kendisine verdi. Yani bir hanedanı e, ortadan e, ne diyelim e, kaldırdı demeyelim de e, o hanedanın e, artık e, görev süresini sona erdirerek egemenliği millete verdi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak halkın kendi kendini idaresini sağladı. Bu o dönemi düşünürsek eğer ki dünyada faşizm yükseliyordu. giderek totaliter rejimler yükseliyordu. Çok büyük bir devrimdir. ve de bize bugünkü ufukları açmıştır. İkinci temel ilke halkçılık ilkesi. Atatürk e, halkı e, ekonomik olarak geliştirmek, onu e, eğitim düzeyini yükseltmek için e, halkçılık ilkesine çok büyük önem vermiştir. Aslına bakarsanız, Kurtuluş Savaşı'na girerken bile kendi halkına güvenmiştir, onun gücüne güvenmiştir, onun potansiyelini bildiği için e, bu savaşa girmeye cesaret etmiştir. E, nitekim e, Atatürk sınıfsız bir toplum yaratmak istedi. Yani bütün bireylerin eşit olduğu, eşit haklara sahip olduğu, kadınla erkeklerin eşit olduğu, sınıfsız, e, katmansız bir e, toplum yaratmak istedi. Ve e, köylü milletin efendisidir diyerek e, halkın e, o zamanlar büyük çoğunluğunu teşkil eden, e, oluşturan e, köylere de ne kadar büyük bir ...değer verdiğini gösterdi. Dolayısıyla en önemli ilkelerinden bir tanesi Atatürk'ün... ...halkçılık ilkesi. Ee, bunu e, hayata geçirmek için de... E, ...önemli... E, e, ...girişimlerde bulundu. Mesela halk evlerini açtı. Halkın genel eğitim seviyesini, düzeyini yükseltmek için... E, ...elinden gelen e, her şeyi yaptı. E, tevhidi, tedrisat kanunu çıkardı. Yani öğretim birliğini sağladı. <laughs> Bu şekilde... ...tüm bireylerin modern, laik eğitim almalarını sağlamış oldu. Bir başka özelliği Atatürkçülüğün, devrimcilik ilkesi. Herhalde dünya tarihinde Atatürk kadar kısa sürede bu kadar çok devrimi hayata geçirebilen hiçbir lider yoktur eğer düşünürseniz Atatürk'ün Cumhuriyeti kurduğu yıldan e, vefatına kadar geçen toplam süre 15 yıldır. 15 yıl aslında bir e, devletin kaderi için hatta bir yöneticinin e, idare ettiği süre için çok kısa bir süre ama yaptığı devrimlere bakarsanız inanılmaz devrimler yaptı. E, bir tanesi biraz evvel bahsettiğimiz e, Cumhuriyet'in kurulması. Bu yüzyıllarca e, bir padişahın bir hükümdar, bir sultanın e, ağzına bakarak yönetilmiş bir toplumun e, kendi kaderini ele alması ve e, kendi yönetimini kurması demekti. Bu zaten çok büyük bir devrimdi. E, öte yandan e, hemen ardından e, laiklik ilkesini getirdi ki bu da yine e, Atatürkçülüğün temel e, ilkelerinden biri. laiklik demek... Ee, en kısa e, tanımıyla din ve devlet işlerinin birbirine ayrılması demek. Bunun zararını yani e, devletin e, bir takım e, din kurallarına göre yönetilmesinin, özellikle bu kurallar yanlış yorumlandığında ya da birilerinin çıkarına hizmet ettiğinde e, devlete ne kadar zarar verdiğini e, bütün Osmanlı tarihi boyunca gördük. Ve Atatürk de bizzat bunu yaşadı. Dolayısıyla Atatürk layıklık prensibini getirerek, Din ve devlet işlerini birbirine ayırdı. Bu hiçbir zaman dine karşı olmak da değildi. Nitekim bugün de var olan Diyanet İşleri Başkanlığı Atatürk zamanında kurulmuştur. İlk Diyanet İşleri Başkanımız Rıfat Börekçi Beyefendinin anlattığı anılarında Atatürk'ü ziyarete gittiğinde Atatürk'ün kendisini kapılarda karşıladığını ve kapılara kadar geçirdiğini bundan çok mahcup olduğunu Paşam bunu yapmayın dediğinde din adamlarına saygı göstermek bizim e, geleneğimizdir dediğini Atatürk'ün e, çok iyi biliyoruz. Ama e, ilk Diyanet İşleri Başkanımız şunu da mutlaka e, söylemişti ve e, anlarında yazmıştı. E, Atatürk dini kendi siyasi çıkarlarına emellerini alet eden e, insanlardan da nefret ederdi der. Dolayısıyla Atatürk gerçek bir dindardı. E, dinin e, tüm e, kurumlarıyla e, e, yaşanması için e, ge gereken her türlü altyapıyı sağladı. Ama dinin politikaya alet edilmesini hiçbir zaman müsaade etmek istemedi. E, bu da e, yine laiklik ilkesi sayesinde olmuştur. E, bir başka e, temel ilke e, daha bir daha e, Devletçilik ilkesi, aslında devletçilik ilkesi zorluktan doğmuş bir ilke. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde devletçilik ilkesi bu kadar ön planda değildi. Ancak Türkiye'deki o devirde sermaye gücü yetersiz olduğu için, yeterli müteşebbis olmadığı için şu anlaşıldı ki, Devletin önceliği olmadan, öncülüğü olmadan Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının tamamlaması mümkün değildir. Bu nedenle özellikle 1930'lu yıllardan sonra devletçilik ilkesi hayata geçirildi. Ve bu şekilde Türkiye bugünkü sanayi altyapısının temellerini attı. Çok büyük yatırımlar yapıldı. Uçak fabrikalarından, şeker fabrikalarına, dokuma fabrikalarından... Demir çelik fabrikalarına kadar çok büyük yatırımlar yapıldı. Herhalde tarihte ilgili arkadaşlarımız bilirler. O yıllarda Türkiye uçak yapmaya muktedirdi. Bu da yine devletçilik ilkesinin hayata geçirmesi sayesinde olmuştur. Dolayısıyla bir de milliyetçilik ilkesi var tabii. O da çok önemli. Milliyetçilik derken yine o yıllarda dünyada faşist milliyetçi ırkçı milliyetçi akımlar e, yükseliyordu. Türk milliyetçiliği bunun tam tersine, e, Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir tanımıyla, bütün Türk milletini oluşturan etnik grupları bir ulus olarak, bir Türk ulusu olarak tanımlamıştır ve hiçbir şekilde ırkçılığa bağlı değildir. Tamamen e, kaderde, e, tasada, sevinçte birlik olmak e, amacına dayanır. E, bu şekilde e, e, o zaman 15 milyon bugün 80 milyon vatandaşın birlikte yaşamasını, e, bir, Türkiye Cumhuriyeti birer vatandaşı olarak bir Türk olarak tanımlanmasını amaçlamıştır. E, tamamen bir ulus bilincine dayanmaktadır. Bu topraklarda yaşayan insanlar Türk ulusunun Türk milletinin birer ferdidir ve dolayısıyla Türk olarak tanımlanırlar. Buna dayanır. Yoksa ırkçılıkla en ufak bir alakası yoktur. Atatürk zaten her e, toplumda e, farklı etnik kökenlerde insanlar olabileceğini, ama onların içine yaşadıkları ulusa hizmet etmeleri gerektiğini düşünürdü ve mesela örnek olarak da Napolyon'u verirdi. E, biliyorsunuz e, Fransızların e, meşhur kahramanlarından, e, devlet adamlarından e, Napolyon Bonaparte aslında Korsika asıllı bir İtalyandır. Ama herkes onu Fransız bilir çünkü içinde olduğu Fransız ulusuna hizmet etmiştir ve o ulusu e, yıllarca yönetmiştir. İyi ya da kötü ama sonuçta e, bütün Fransızlar onu gerçek bir Fransız olarak tanımlar. Bu bir etnik tanım değildir. Tamamen bir e, ulusun ferdi olmasına alakalı bir tanımdır. Dolayısıyla Atatürk'ün düşündüğü de e, Türkiye'de yaşayan herkesin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde e, Türk olsun bir parçası olduğuydu. Bu da Atatürk'ün milliyetçilik tanımıydı. Bir fikir milliyetçiliği. Yani Kesinlikle. şuradan da anlayabiliyoruz. E, ne mutlu Türk olana değil, ne evet. mutlu Türk'üm diyene Aynen ifadesiyle. Öyle. Aynen aslında öyle. bunun bir fikir milliyetçiliği olduğunu belirtiyor. Şimdi süremiz kısıtlı. O yüzden bu hı hı. kıymetli bilgileri tazelediğiniz için hafızalarımızda çok teşekkür ederiz. Son olarak bu Atatürkçü Düşünce Derneği'nin çalışmalarından da söz etmeni Bizi isterim ben. Neler yapıyorsunuz ya da neler yapacaksınız? Evet. Şimdi isterseniz Atatürkçü Düşünce Derneği neden kuruldu? <laughs> ee, onunla başlayayım ben size. Ee, Türk milleti çok büyük kahramanlar yetiştirmiştir. Ama ne yazık ki içimizden hainler de her zaman çıkmakta. İşte en son 15 Temmuz'da gördük. Ee, 250 vatandaşımız şehit edildi. Ee, çok hain bir kalkışmayla karşılaştık. Dolayısıyla e, ne yazık ki e, bu e, Atatürk'ün yaşadığı devirde de vardı. Hatta Lozan Anlaşmaları biliyorsunuz e, sırasında e, şimdi İngiliz belgeleri açıklanıyor. Lozan'a giden heyetin içerisinde İngilizler Gerçi ismini çizmişler ama bir tane casus var maalesef. Yani İngilizler, Fransızlar işte, e, karşımızdakiler orada Türkiye Cumhuriyeti'nin ne isteyeceğini önceden çok net olarak biliyorlar. Daha da kötüsü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki gizli görüşmelerde olup biten her şeyi anında öğrenebiliyorlar. Çünkü milletvekilleri içerisinde de casuslar var. Yani e, Türk milletin herhalde e, bir ne diyelim özelliği mi? Çok büyük kahramanlar çok büyük yurtseverler yetiştirdiğimiz gibi içimizden hainler de çıkıyor. Şimdi Atatürkçü düşüne Derneği niye kuruldu? E, ben size ilk kuruluş nedenini söyleyeyim. Ee, bu hainlerin yüzünden kuruldu aslında. Ee, sonra da e, bayağı uzun bir şey, şimdi vaktinizi almak istemem. Ee, kuruluş gerekçesi 1989'da şöyle başlıyor. Atatürk'ün bedensel varlığının artık aramızda bulunmamasından cesaret alan içteki ve dıştaki kim olumsuz güçler, onun yeni Türk devletini yaratma doğrultusuna ilk adımı attığı, 19 Mayıs 1919'un üzerinden tam 70 yıl geçtiği bugünlerde ki o yıllarda 89'da böyleydi. Atatürk devrim ve ilkelerine karşı açık ya da kapalı saldırıların doğruya ulaştırmış bulmaktadır. Bundan daha kötüsü planlı ve sinsi bir çalışma ile o devrim ve ilkeler gelecekte yok edilmek çabası içindedirler. Şimdi bu bayağı uzun bir bildiri. Sonuçta sonuç kısmını okuyayım ve bitireyim. Ki önemli olan da burası bence. Yani biraz evvel Atatürkçü düşüncelerinin amacını sordunuz. Atatürk devrim ve ilkelerinin top, toplumsal sorunlarımızın çözümlenmesinde ışık tutucu niteliğe ve yaratıcı güce sahip olduğuna inananlar Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kurarak onun devrim ve ilkelerinin gelecekte de egemen olmasına katkı bulunma ve onlara bekçilik yapma zorunlu duymuşlardır. Yani Atatürkçülük düşüncesini ilelebet yaşatmak, bu konuda katkıda bulunmak ve yeni genç nesillere bunu benimsetmek, sevdirmek için kurulmuş bir dernektir. Atatürk Düşünce Derneği. Ama biraz evvel söylediğim gibi işte aynı 15 Temmuz örneğinde olduğu gibi maalesef haini bol bir milletiz. Bunu kuran iki tane değerli insan. Atatürk Düşünce Derneği kurduktan bir yıl sonra Profesör Doktor Muammer Aksoy ve Profesör Doktor Bahri Üçok maalesef şehit edildiler. Ve hala da failleri bulunamadı. Dolayısıyla e, aynı zamanda e, bunlarla da mücadele etmek durumunda olan bir dernek. Bu hepimizin derdi aslında, bütün ülkenin derdi. İçimizden ne yazık ki böyle e, insanlar çıkabiliyor. E, şimdi tabii günümüzde ne yapmaya çalışıyoruz? E, kuruluş e, bildirimizde de belirtildiği gibi... ...Atatürk'ün düşüncelerin toplumun geniş katmanlarına, özellikle gençlere anlatmaya çalışıyoruz. Bu düşüncelerin bu ilkelerin benimsetilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunun yanında bir takım sosyal faaliyet ya da yardımlarda bulunuyoruz. Çok kısıtlı imkanlarımızla. Mesela bu yıl geçen yılda öyleydi. 35 üniversite öğrencimize burs temin ediyoruz. Bu tabii ki çok kısıtlı bir rakam ama bu tamamen bağışlarla yani gönüllü bağışlarla yapılabilen bir şey. Dolayısıyla tabii vatandaşlarımızın katkısı artarsa derneğe bu yönde bu sayıda artırma şansımız tabii ki olacaktır. Ama şu an için ancak bu kadar yapabiliyoruz. işte Atatürk'ün manevi mirasına sahip çıkmaya çalışıyoruz, onun geleneklerini yaşatmaya çalışıyoruz. Örneğin en son Cumhuriyet Bayramında bir Balo tertip ederek Atatürk döneminde kutlanan bu etkinliği biz de tekrar yaşattık ve Atatürkçü dostlarımızla Cumhuriyet'i kutladık. Her zaman bugün tabii çok üzüntülü bir günümüzdeyiz ama her zaman hayat üzülmek için değil, sevinçli günler yaşamak için de var. O gün de çok sevinçli bir şekilde kutlayarak geçirmiştik. Genel olarak... Yani son bir özet yaparsam Atatürk'ün düşüncelerini toplumda yaygınlaştırmak, Atatürk'ü genç yetiştirmek diyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Yani e, bize çok değerli bilgiler verdiniz. Fakat şunu da belirtmem lazım. Böyle günler zordur. Yani zaten acımız tazeleniyor evet. ve cümleler kurmakta, evet. kelimeler bulmakta güçlük çekiyoruz. Çünkü bazı şeyler kelimelerle tarif edilebilecek gibi değil. Bazı şeylerin değeri, ehemmiyeti, ölçütü kelimelerle ne yazık ki karşılanmıyor. Evet, o yüzden bu zor günde bizimle bu yayını paylaşıp bize cümleler kurduğunuz teşekkür ben de ediyorum. Ben Atatürk Düşünce Derneği adına bu olanağı sağladığınız için ben de size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından siyaset bilimci ve akademisyen Can Ulusoy'la sohbetimize devam edeceğiz efendim.

Siyaset bilimci ve akademisyen yardımcı doçent doktor Can Ulusoy bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Bugün bizi kırmadınız yayınımıza geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bugün Atatürk'ten onun liderliğinden devrimlerinden bahsedeceğiz. Şimdi belki öncesinde birkaç bir şey söylemek istersiniz. Yani tabii Mustafa Kemal yüzyılımızın yani geçtiğimiz yüzyılın önemli liderlerinden biri ve hala da Mustafa Kemal'lerin içinde bulunduğu, onların önünü açtığı bir çağ yaşıyoruz. Bugün Orta Doğu'daki gelişmeler üzerinden bakıldığında önemi birazcık daha artıyor. Özellikle layıklık başta olmak üzere. O yüzden tabii 10 Kasım'larda daha ciddi bir şekilde Mustafa Kemal'i dönemin tartışmakta fayda var. Nihayetinde bir tarihsel tecrübedir ve her tecrübe gibi o, onun bir bakiyesi var yani doğrularıyla yanlışlarıyla fakat önemli bir ilke var tabi devrimcilik ilkesi. Bunu maalesef e, Atatürkçüyüm diyenler çok fazla ihmal ettiler. Yani ideolojiyi bir kalıp gibi ve salt modern bir yaşam tarzına indirgediler. Şimdi bu doğru değil. Bu her zaman için çağın ruhuna göre kendisine yeni bir şekil vermesi gerekir. çünkü. Mustafa Kemal'in Kemalizm nedir sorusuna verdiği bir cevap vardır. Yaptığımız işlerdir der. Yani pratik bir cevap verir. Kendisi de pratik bir insandır. Demek ki çağın gerekliliklerine göre neler yapıyorsunuz? Şimdi bütün bu daire içinde ele alan esnek bir ideoloji aslında. Ama tabii çok fazla bu yönüyle öne çıkmadı. Şimdi belki geldiğimiz aşamada yani 21. yüzyılda gerek Demokratik standartlar açısından, gerek efendim dünyanın içinde bulunduğu şartlar açısından yeniden bunun bir değerlendirilmesi lazım. Bu açıdan faydalı olacaktır. Şimdi Mustafa Kemal'in liderlik özelliklerinden bahsedeceğiz bugün. Nasıl tanımlamalıyız onu? Nasıl tanımlamak? E şimdi bir kere tabii bir karizmatik otorite Türk tarihinde. E bu karizmatik otoritesini sağlayan en önemli unsur savaş kazanmış olmasıdır ki kazandığı savaşlar salt hani cephe savaşları değil meydan savaşları da var. Zaten bir meydan savaşı kazanırsanız Maraşal ünvanı alırsınız. Onun dışında Maraşal ünvanı almak mümkün değil. Yani bir kere gazi yani gazi olmanın verdiği karizmatik otoritesine çok önemli bir etki var. Neden? İşte vatan kurtaran kişi olmak. Bu önemli bir durum. Neden? İşte bittiği zaman Kurtuluş Savaşı Mustafa Kemal'i bir düşünelim halkın gözü önünde. Değil mi? Yani 7 yedi düvelin işgali altında olmuş bir memleketi yeniden istiklalini kazandırıyorsunuz ve bu mücadelenin liderisiniz. Artı devlet kurucusu. Şimdi demek ki hem bir savaş kahramanı hem de devlet kurucusu olarak bir karizmatik otorite siması önümüzde. Tabii bu karizmatik otorite olma durumu ee, otoriteryen bir yönetim tarzında beraberinde dönem dönem getirmez mi? Getirir. Nitekim de öyledir. Ama liderlik özelliklerine baktığımızda tabii bütün bu karizmatik otorite olarak algılanmasının ve hala Türkiye'de herhalde geniş bir kesim Mustafa Kemal'i bu şekilde kabul eder. Bu da birazcık da büyülü bir şey. Yani her karizmatik otorite ortaya bir büyü koyar. Tartışması bu açıdan zordur belli liderlere. Yani mesela hatalarını çok fazla vurgulayamazsınız. Neden? O konuda insanlar çok çabuk hassaslaşabilir. Bu karizmatik otorite olmasının özelliklerinden biridir. Veya diğer tarafta onun tarihsel olarak yanılmazlığı çok fazla vurgulanır. Bu da yine karizmatik otorite olmanın ve bunun ortaya koyduğu psikolojinin bir yansımasıdır. Ama bu. Karizmatik otorite kavramının içi de boş değil. Yani kendi liderlik tarzıyla da bunu dolduruyor. Mesela nasıl doldurur? Bir kere son derece iyi bir stratejist. Şimdi bunu görebiliyoruz. Ve stratejiye uygun taktikleri her an geliştirebiliyor. Çok iyi bir örgütçü. Yani baktığınız zaman aslında Mustafa Kemal, bu da çok fazla vurgulanmaz. Yani tarihte 1919'da böyle bir anda hani vatan kurtarmaya karar verip işte Samsun'a çıkmış bir lider gibi algılanır. Aslında öyle değil. Yani öğrencilik yıllarından itibaren örgütlü bir siyasal mücadele içindedir. Bir kere İttihat ve Terakki üyesi. Yani şimdi tabii Cumhuriyet tarihi anlatılırken özellikle İttihat Terakki'nin Enver Paşa grubuyla Mustafa Kemal'in temsil ettiği grup arasında bir çatışma yaşandı ve bir tanesi tasfiye edildi. Fakat Enver Beylerli, Mustafa Kemalleri, Talat Paşaları ayrı bir ideolojik dünyanın adamları olarak ortaya koymamak lazım. Mustafa Kemal o kanat içinde daha radikal olandır. Yani İttihat Terakki'nin radikal kanadını temsil eder. Fakat daha talebelik yıllarından itibaren İttihat Terakki teşkilatlarının içinden gelir. Kendisi de Şam'da yine İttihat ve Terakki'ye bağlı bir cemiyet kurmuştur. Şimdi bu açıdan bakıldığında bir kere teşkilatçılığı sadece asker olmasından kaynaklı ve o yüzden örgütlenmeyi iyi bilmesiyle alakalı değil. Aynı zamanda İttihat Terakki'nin örgütlü bir üyesi olarak daha öğrencilik yıllarından itibaren siyasal teşkilatlanmayı iyi bilir ve bu teşkilatlanmayı bütün bir siyasi mücadelesine yansıttı. Nereden bunu anlayabiliyoruz? Dikkat edin. Bir milli ordu kurma girişiminden evvel yaptığı en önemli şey nedir? Evvela kongreler, yani bir teşkilatlanma, oradan bir cemiyet çıkarma. Anadolu ve Rumeli müdafayı, hukuk cemiyeti ve daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açma. O yüzden Türk tarihini anlatırken şöyle bir hata yaparlar. Kurtuluş ve kuruluş diye. Şimdi böyle bir şey olmaz. Yani önce kurtulduk, sonra kurduk. Bu süreçler beraber işler. Nitekim dikkat edin, esası itibariyle, milli egemenliğin tecessüm ettiği yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurtuluş Savaşı'nın zaten hemen başında kuruldu. Yani henüz Batı cephesi açılmamıştı daha doğru düzgün. Bu açıdan bir kere son derece iyi bir teşkilatçıdır. Sonra bu teşkilatçılığının bir yansıması olarak dönemsel gelişmelerde çok iyi ittifaklar kurabilir. Şimdi bakalım birinci meclise bir ittifaklar meclisidir. Yani Herhalde kemalist adını verebileceğimiz insan sayısı daha sonra tabii Kemalizm ortaya çıkacak 30'larda bir ideoloji haline gelecek ama o değerleri paylaşan insan sayısı azınlıktadır. Birinci Meclis, saltanatçısı, İttihatçısı, komünistleri, İslamcıları ve modernist devrimcileriyle baktığınızda milletin bütün siyasal güçlerini temsil eder. Şimdi böyle bir ittifakı bir milli mücadele yıllarında sürdürebilmek ve bunun liderliğini yaparak bundan netice alabilmek çok güç bir şey. Şimdi şöyle düşünün yani vatanın istiklali dışında o mecliste anlaşabileceğiniz hiçbir konu yok. Yani birbirlerinden ideolojik olarak tamamen farklı insanlar var. Şimdi bütün bunları savaşın olağanüstü koşulları altında bir araya getireceksiniz. Tek bir mücadeleye yönlendireceksiniz ve Meclis içinde mümkün mertebe büyük kırılmalar yaşanmadan elbette ki gruplar vardı, meclis içinde muhalefetler vardı ama bu meclisin çalışmasını engelleyecek bir kırılmaya dönüşmüyordu. Şimdi bu kadar farklı ideolojik grupları bir arada tek bir hedefe yönlendirebilme çabasına liderlik edebilmek başı başına bir maharet ister. Sonra iyi bir taktikçi. Her döneme uygun stratejisine bağlı olarak taktiklerini Geliştirmede ve bu konuda radikal kararlar almaktan çekinmeyen biri. Zaten devrimci bir özelliği olduğundan dolayı devrimciliği ile radikalizmi Mustafa Kemal'in beraberdir. Şimdi bir de ilginç olan bir tarafı vardır. Fırsatları iyi değerlendirir. Mesela Mustafa Kemal'in Sakarya Savaşı'ndan önce başkomutan ilan edilme girişimi aslında kendisine kurulmuş bir siyasi tuzaktı. Fakat o tuzağı ne yaptı? Meclisin yetkilerini geçici süre istiyorum orduyla alakalı dedi. Yani bir anda tuzak kuranlar kendileri tuzağa düşmüş oldular. Veya işte Lozan'a giderken İstanbul hükümeti de davet edilmişti. Hemen bunu saltanatın kaldırılması için kullandı. Ya da daha ilginç bir şey anlatayım size. Cumhuriyetin kurulması. Cumhuriyetin kurulması bizatihi Mustafa Kemal'in ortaya çıkarttığı bir hükümet krizi neticesindedir. Şimdi Ali Fuat şey Ali Bey başbakandır. Fakat bir türlü mecliste kendi istediği kabine listesini geçiremiyor. Şimdi o dönem 1921 Anayasası itibariyle meclis hükümet sistemi vardır. Bugünkü sistem nasıl? Başbakan ki artık cumhurbaşkanlığı sistemi var. Cumhurbaşkanı oturur, çalışmak istediği bakanları tek tek yazar, bir kabine listesi oluşur ve bu toplu güven oyu alır. O dönemler öyle değil. Her bakan tek tek meclisçe seçiliyor. Yani işte Meva Hanım Savunma Bakanlığı'na aday. Efendim Mehmet Bey de aday. Meclis onaylıyor. Meva mı olacak yoksa Mehmet mi olacak? Şimdi meclis her zaman içinde başbakanın istediği bakanı seçmez. Çünkü zaten o meclis kompozisyonuna baktığımızda ne dedik? İttifaklar meclisiydi. Yani birbirinden ideolojik olarak çok farklı gruplar var. Oradan tek bir liste çıkarmanız çok zor. E Mustafa Kemal Paşa mesela buraya müdahale etmedi. Bir kriz olduğu kabine bir türlü kurulamıyor ve en sonunda krizi çözmesi için Ali Fethi Bey kendisine geldiğinde Mustafa Kemal şöyle bir öneride bulundu. Fethiciğim dedi istifa etmeyi düşünmez misin? Şimdi Fethi Bey için tabii çok şok edici bir olay. Yani sorunu nasıl aşarız paşam diye görüşmeye gelince istifası isteniyor. E maksat ne burada? Krizi daha da derinleştirmek. Yani kriz öyle bir hale gelecek ki bir Gordiyon düğümü oluşturacak. Şimdi biliyorsunuz tarihte Gordiyon düğümü meşhurdur. Hiç kimse çözememiş bu düğünü, düğümü. E, nihayetinde İskender'e göstermişler. Yani işte böyle bir Gordiyon düğüm var hiçbir alim çözemedi. Ben çözerim demiş. Çıkartmış kılıcını, vurmuş düğümü, düğüm kesilmiş ve açılmış. Şimdi işte Mustafa Kemal'in yaptığı budur. Bir şeyi önce düğümlemek... Ondan sonra da tarihte zorun rolü dediğimiz bir rolü ortaya koyarak zaten karmaşık olan bir şeyi içinden çıkmaz hale getirip yine kendisi çözecek metodu göstermek çok ince bir taktiktir. Nitekim Mustafa Kemal Paşa cumhuriyeti ilan etmeden evvelki akşam o kararı insanlara açıklamadan evvel şunu demiştir. Hükümet krizi öyle bir aşamaya geldi ki işin içinden çıkamıyoruz. Bunu yapabilmenin tek koşulu rejim değişikliğidir. O yüzden Cumhuriyet'i ilan etmek zorundayız. Çünkü şimdi yaptığınız bir şeyin gerekçesini ortaya koymanız lazım değil mi? Bir zeminini oluşturacaksınız. Bu açıdan zaman zaman krizleri kendisi yaratıp yine krizleri, yarattığı krizleri kendi devrimci anlayışı üzerinden çözmeye yönelik çok ince bir taktik izler. Bunlar olumsuzla neticelenebilir. Yani bir lider açısından sorun çözmek ve efendim belirli grupları peşinden sürüklemek yetmez. Liderliğin alametlerinden biri gerektiğinde bir sorunu köklü çözebilmek için ona zemin oluşturmak gerekir ve kriz yaratmak gerekir. Bu ilginç bir özelliktir. Nitekim bunu başarıyla uygulamıştır. Esnektir, pragmatiktir ve meselelere Türkiye'nin ne olursa olsun bağımsızlığı ve egemenliği çerçevesinden bakar. Nitekim o dönem yaptığı bütün uluslararası anlaşmalar ve kurduğu uluslararası ittifaklarda bunu görürüz. E bunun da beraber tabi radikal bir siyasi liderdir. Onu da vurgulamak lazım. Yani radikalizmi yine devrimciliğiyle bağlantılıdır. Nedir mesela dönem itibariyle cesaret edilmeyecek pek çok şeyi kendisi bizatihi önderlik etmiştir. Tabi bu belli kültürel sorunlar yaratmadı değil. Yarattı da. Ama en azından bir liderlik özelliği olarak bunu vurgulamamız lazım. Ve herhalde son olarak vurgulamamız gereken konu da mesele siyasi e, amaçları olduğu zaman o konuda çok net olabilmesi. Hatta henüz gençliğinde onun not defterine yazdığı bir ibare vardır. Benim ihtiraslarım var. Yani Mustafa Kemal ihtiraslı bir liderdir. Zaten ihtiraslı olmayan bir liderin kadar büyük bir e, yükün altına girmesi mümkün değildir. Ve nitekim siyasal ihtirasları başarabilmek için nihayetinde e, kendi yakın çevresini göz ardı edebilmeyi e, bilir. Bu, bu da zor bir şeydir. Yani bir insanın psikolojisi için. Değil mi? Bunun için gerçekten çok kararlı ve radikal bir siyasi lider olmanız lazım. Mesela ben en yakın dostumu feda edemem. Siyasi bir e, emelim için zaten benim şahsi olarak e, yurtseverlik dışında bir siyasi emelim yoktur ama mesela Ali Fuat Paşa gibi bütün çocukluk hengamını gençlik hengamını beraber geçirdiği efendim talebeyken Mustafa Kemal mesela Ali Fuat Paşa'nın babası harçlıklarını yollardı ve Ali Fuat ne İttihat Terakki döneminde ne Milli Mücadele döneminde en yakın dostu Mustafa Kemal'den ayrılmadı fakat 1925 yılında Mustafa Kemal Ali Fuat'ı tutuklattı. Daha sonra 1937'de barıştılar. Savarona'da beraber gezdiler. Ve Mustafa Kemal göçene kadar yanından ayırmadı Ali Fuat'ı. Fakat şimdi düşünün yani bu kadar sevdiği bir insandır Ali Fuat. Ki dayanamamış ve artık ihtiyarlık hengamında Ali Fuat'la yine barışalım. Hani en azından şu dünyadan küs gitmeyelim ve gençliğimizde olduğu gibi son zamanlarımızda beraber geçirelim istemiştir. Fakat siyaseten bu kadar yakın arkadaşını tutuklatabilmiştir. Şimdi bu tabi her insanın kaldırabileceği bir psikolojik durum değildir. Yani devrimin gerekliliklerini kendi şahsi ilişkilerine feda edebilmek. Şimdi, siyasetçi olmanın ve siyasal lider olmanın zor taraflarından biri budur. Bu o yüzden ağır bir durumdur. Ve yine düşünürüm. Mesela bu kararlılık ve cesaret bunlar da mühim özelliklerdir. Şimdi düşünün 30 Ağustos biliyorsunuz Zafer Bayramı olarak kutluyoruz. Fakat bence 26 Ağustos saat 5.29 çok kritik bir saat. Çünkü 5.30'da biliyorsunuz Topçu Ateşi başlayacak. Ve büyük taarruzda bizim tek bir şansımız var. Yani o gün düşmanı mutlak olarak mağlup ettik ettik edemedik bu iş çok uzar. Ve milletten alabileceğiniz her şeyi sonuna kadar almışsınız. Yani ikinciye bir daha kapı çalabileceğiniz bir durum yok ve saat 5.29'da ortaya koyduğunuz plan çok risklidir. Yani büyük taarruz askerlik sanatı açısından bakıldığında riskli bir plandır. Çünkü sizden daha kalabalık bir düşmanı bir baskınla ikiye yarma daha sonra kuşatarak yok etme kararındasınız. Çok riskli bir plan. Yani başarısız olma şansı da var ve yüksek bir şans. Bunu göze alıyorsunuz ve 5.29'da bütün bir ülkenin ki düşünün Trablus Karp savaşı 1911 yani 1911'den işte 1920'ye kadar 11 sene aralıksız harpte olan ve bütün harp sıkıntılarını yaşamış bir milletin artık son kuvvetini harcayacağınız bir yer. Ve ne yapıyorsunuz? Orada nihayetinde kararlı davranarak radikal bir son derece tehlikeli bir plan ortaya koyuyorsunuz. Şimdi saat 5.29 itibariyle o, o kafa çok zor bir şeydir. Yani düşünebiliyor musunuz? O plandaki bütün sorumluluk size ait. Yaptığınız bir hata bütün bu emekleri zayi edebilir. O yüzden tabi bu tarz liderler psikolojik manada da çok güçlü olmak zorundadırlar. Bazen özel hayatlarında yansıyan tavırlardaki hani efendim işte belli huylar garip gelebiliyor liderlerde fakat onların tabi ne kadar ağır psikolojik durumlardan geçtiğini görmek lazım. Şimdi bunları kaldırabilmek çok güçlü bir irade istiyor. Kolay değildir yani. Hani bir milli mücadele vermek, devrim yapmak siyasal harekete önderlik etmek bütün bunlar bir kere çok sağlam bir kafa ve beden ister. Nitekim o kafa ve bedenin de buna tahammül edebilmesi belli bir müddet sonra zordur. Nitekim Mustafa Kemal 57 yaşında göçtü. Yani kolay bir şey değildir bütün bunları kaldırabilmek. O açıdan bakıldığında tabii 20. yüzyılın müstesna liderlerinden biridir. Nitekim şunu da söylemek iktiza eder. Mustafa Kemal dönemin ruhunu temsil eden de önemli bir lider. Bakın 20. yüzyılın başı itibariyle Dünya artık Asya ülkelerinden kaynaklanan bir demokratik devrimler çağı başlattı. Yani Avrupa o devrimci özelliğini yitirdi ve Asya'da büyük milli devrimler ardı ardına geldi. Bunun ilk kuşağı şudur: 1905 Rus Devrimi, 1907 İran Devrimi, 1908 Jön Türk Devrimi, Mustafa Kemal de bunun içinde. 1911 Çin devrimi. Baktığınızda değil mi Asya'nın büyük imparatorluk merkezleri milli devrimlerle sarsıldı. Bunun ikinci kuşağı 1917 Sovyet devrimidir. 1923 Türk devrimi. Efendim 1949 Çin devrimi. Bu ikinci kuşaktır. Mustafa Kemal iki hareketin içinde. Birinde militan olarak içinde, diğerinde lider olarak. Yani milli devrimler çağının Asya'daki modernleştirici milli devrimler döneminin önemli şahsiyetlerinden biri. Bu yüzden mesela bugün Çin'in tarih ders kitaplarına bakıyorsunuz. Kapakta belli simalar var. İşte Lenin, Mustafa Kemal, efendim Gandhi. Bunları koyuyorlar. Neden? Çünkü bu bir çağ temsil ediyor. Ne çağdır bu? Asya'nın milli demokratik devrimler çağıdır. Mustafa Kemal aynı zamanda dönemin ruhunu da temsil eden bir lider. Hani şimdi mesela bugünden anlayamayız her şeyi. Yani efendim işte tek parti rejimi, otoriterizm bugünden anlaşılmaz. Çağın ruhu ve onun dinamikleri içinden ancak tahlil edilebilir. Bu açıdan da kendi dönemini iyi temsil eder. Mustafa Kemal Paşa bunları söyleyebiliriz liderlik özelliği olarak. Tabii ön sezileri de çok kuvvetli bir lider olduğu için aslında bütün bu sorumlulukların ve yükün altından çok doğru adımlarla kalkmış. Peki tüm bunlarla birlikte tarihte oynadığı rol de oldukça önemli bir yerde. Nedir tarihteki rolü? Şimdi aslında bir tarihsel süreç içinde ona bakalım. Yani Mustafa <laughs> Kemaller neyi temsil ediyorlar tarihte? Bakın Osmanlı İmparatorluğu'nun bir modernleşme hikayesi var. Bu Cumhuriyet kurulana kadar yaklaşık hani en ciddi adımlarıyla beraber 100 senedir. Yani Mustafa Kemal iktidarı ele aldığında 100 yıllık ciddi bir Osmanlı modernleşme sürecinden bahsederiz. Ve yine Mustafa Kemal cumhuriyeti kurduğu zaman aslında baktığınızda milli hakimiyet açısından Osmanlı İmparatorluğu döneminde de pek çok şey halledilmişti. Yani mesela Osmanlı padişahı Mehmet Reşad'ı alalım. Bugünkü İngiltere kraliçesinden daha fazla yetkilere sahip değildi. Yani 1908 devrimi ve 1909 anayasa değişiklikleri zaten memlekette meclis üstünlüğünü kabul ettirmişti. O yüzden Mustafa Kemal işte bu Osmanlı modernleşme sürecinin de bir ürünüdür. Yani şöyle bir tarihsel anlatı çok yanlış. Efendim mutlak bir padişah vardı. İşte Osmanlı İmparatorluğu köhneydi. İşte modernlik dışıydı. Mustafa Kemal geldi, devrim yaptı ve yepyeni bir ülke kurdu. Hayır, bu çok yanlış. Mustafa Kemal Osmanlı modernleşme sürecinin ortaya çıkardığı bir devrimci. Yani onu kendi tarihsel tecrübesinden kopak olarak okumak mümkün değil. Şimdi 2. Mahmud dönemi burada önemlidir çünkü başlangıcıdır. Yeniden imparatorluk bürokratik manada tesis edildi ve saray kadar etkin yeni bir elit grup oluştu Osmanlı'da. Bu kalemiye dediğimiz e, devletin bir kurumu çevresinde kümelenmiş bürokrat grubudur. Bunlar işte o dönemler Mustafa Reşit Paşa daha sonra onun yetiştirdiği Ali Paşa, efendim Keçeci Zade Fuat Paşa, Ahmet Cevdet Paşa gibi çok önemli devlet adamları çıkarttı. Bir sonraki kuşak Ziya Paşalar, Namık Kemaller. Şimdi bu kalemiye dediğimiz yeni bürokratlar ve bu bürokratların bir özelliği var tabi, Bunlar modern adamlardır. Yani Avrupa'yı kendilerine örnek alan adamlardır. Fakat Avrupa'yı örnek alırken henüz Fransız devrimcilerini örnek alacak değiller yani Osmanlı'nın içinde bulunduğu şartlar ve e, o dönem Avrupa'yı kavrayabilme yeterliliği açısından baktığımızda daha ziyade Avrupa'nın otoriter muhafazakar modern simalarını örnek aldılar. Ama önemli bir başlangıçtır. Şimdi bu bürokratlarla saray arasında olan işbirliği bir süre sonra tabii şeye dönüşmüştür. Kim gücü elinde toplayacak? Yani bürokrasi mi ki daha sonra bu Baba Ali ile temsil edilecektir saray mı? Mesela yeni Osmanlı adını verdiğimiz bürokratik elitlerle Sultan Abdülaziz'in mücadelesi budur. Yani Osmanlı'nın modern bürokratlarıyla saray bir egemenlik çatışmasına girmiştir. Ve nitekim Sultan Abdülaziz'e karşı bir darbe ile neticelendi. Bir darbe 1876'nın aralığında Sultan Aziz'i tahttan indirdi. Yerine önce 5. Murat'ı getirdiler. O darbe hengamı içinde biraz psikolojisi bozuldu. Sonra Sultan Abdülhamid'i eee çıkarttılar ve meşrutiyeti ilan ettiler. Bu Osmanlı bürokratlarının saraya karşı bir zaferiydi. Fakat Sultan Hamid tabii o da çok özel bir lider. Bir süre sonra kontrolü ele aldı. Yani saray bu sefer bürokratlara karşı İktidarı ele geçirdi ve 30 sene Sultan Hamit bunu sürdürdü. Ama bu 30 senelik iktidarı boyunca Sultan Hamit aslında kendi mezar kazıcılarını da kendi üretti. Son derece modern mektepler açtı. Mesela o dönem tıbbi şahanenin kütüphanesi dillere destandır ve dünyanın en büyük ikinci materyalist kitaplığıdır. Aynı zamanda işte Mustafa Kemaller Harbiye, Tıbbiye ve Mülkiye bu üç kuşak, cumhuriyete damgasını vuran üç kuşak son derece modernist bir eğitim aldılar. E şimdi o eğitimin ürünü nedir? İşte Fransız devriminden etkilenmektir. Avrupa modern hareketlerinden etkilenmektir. Pozitivizmden etkilenmektir. Yani Abdülhamit aslında kendi liderlik ettiği marif sürecindeki modernleşmenin yine kurbanı kendisi oldu. Böylelikle Osmanlı bürokrasisi ...Sultan Hamid döneminde geriye çekilmiş olsa bile saray karşısında... ...bu sefer çok daha radikal modernist bir kuşakla geri geldi. Ve o kuşak 1908 yılında Sultan Hamid'i e, meşrutiyeti yeniden ilan etmeye zorladı. 1909'da tahttan indirdi. 1913 yılındaki Babali baskınıyla da iktidarın iplerini kesin kesin eline aldı. Ve 1909 yılı itibariyle baktığınızda aslında Osmanlı İmparatorluğu tam manasıyla bir meşruti monarşidir. Yani şimdi diyorlar efendim padişahın iki dudağı arasından çıkan şeyler emirdi. Cumhuriyet bunu değiştirdi. Hayır. 1909 itibariyle padişahın hiçbir etkisi yoktur. Bütün yetki mecliste ve meclisten teşekkül eden hükümettedir. Peki Mustafa Kemal'in yaptığı nedir? Meşruiyet sorununu kesin kez çözmektir. Neden? Çünkü bakın ortada bir durum var bürokratlar ve saray değil mi çelişiyorlar ve aralarında bir çekişme var. İktidar bir bürokratlara geçiyor, bir saraya geçiyor. Şimdi Mustafa Kemal bunu kesin kez bitirdi. Meşruiyet sorununu radikal bir biçimde çözdü, sarayı devre dışı bıraktı. Bu aslında Osmanlı bürokratlarının radikal bir grubunun, radikal devrimci grubunun şeye karşı zaferidir. Aynı zamanda saraya karşı zaferidir. O yüzden Mustafa Kemal'in silsilesine baktığımızda onu tanzimatla beraber başlatırız ama tabii tanzimat modernleşmeciliğinden çok daha farklı bir kafası var. Namık Kemaller, Şinasiler, Ziya Paşalar, daha sonra da efendim Ziraat Ahmet Rıza Beyler, Talat Paşalar, Enver Paşalar böyle bir silsileye sahiptir Mustafa Kemal. Her ne kadar bunların içinde belli simalarla Enver Paşa gibi siyasi muarızları olsa da bu yüzden tarihsiz bir Mustafa Kemal, geçmişsiz bir Mustafa Kemal ortaya koymak doğru değil. O Türk modernleşme tarihi içinde ancak anlaşılabilecek bir liderdir. Bu yüzden bir kere onu tarihte oturtacağımız doğru bir yer lazım. Bu doğru yerde aslında Osmanlı'nın modernleşmeci, radikal modernleşmeci bürokratik elitlerinin yeni bir grubunun lider olmasıdır. Son derece de becerikli bir lider. Onu işte anlattık yani liderlik özellikleri içinde. Ve o yüzden de bu bürokratik grup dikkat ederseniz tepeden inmeci olarak adlandırılan yani bizim Jacoben dediğimiz bir devrimci tarza sahiptir. Ve bunu son derece cesaretle uygulamışlardır ama doğru ama yanlış. Veya neticelerinin bir kısmı bugün gerçekleşmedi. Gerçekleşmesi zaten söz konusu değildir. Yani bir devrim bir şey ortaya koyar ve bu yüzde yüz oturmaz. Hiçbir yerde oturmaz. Ama bugün tabii onu kendi tarihsel yerine koyarken Mustafa Kemal'i nasıl anlayacağız? Eğer buradan salt bir e, hayat tarzı veya işte vals, şapka giyme, efendim takım elbise giyme, işte denize girme. Şimdi böyle anladığımızda ortaya çok e, şeyin İlhan Selçuk'un tabiridir. Gardrop Atatürkçülüğü çıkar. Oysa ki Mustafa Kemal artık günümüz süreçlerinde eğer tarihsel hakkı verilecekse işte bağımsızlıkçılık, milli ekonomi, kamuculuk, karma ekonomi, efendim bölge ülkeleriyle işbirliği, bölge merkezi dış politika, mümkün mertebe maceracılıktan uzak, real politiğe son derece dikkat eden bir dış anlayışı. Şimdi bugün tarihsel yerine oturtmaya çalıştığımızda Mustafa Kemal budur. Yoksa yani bugün tekrardan e, Türkiye'nin gündemine hani şapka devrimiyle veya efendim e, ölçü tartı devrimleriyle anacağımız bir lider portresi yok. O o dönemin kendi tartışmaları içindedir veya güneş dil teorileri, Türk tarih e, anlayışları. Şimdi bu bunlarla anlayamayız. O bir dönemin ruhunu temsil ediyor. O dönem içinde kafatası incelemeleri de vardır. Etnografya çalışmaları vardır. Şimdi bunun dışında... Şimdi şöyle bir ayrıntıyı belirtmem gerekecek. Sanırım orada bu kafatası incelemelerinde manevi kızı ismini lütfen hatırlatın bana. bir e Şeyi söylüyorsunuz, Afet İnan. Afet İnan. Ee, Avrupalıların e, Türkler insan değil ve onlar başka dedikten sonra aslında o çalışmalar Avrupalılarla e, Türklerin bir farkı olmadığını tespit etmek için Şimdi, yapılmış çalışmalar. Ya şöyle bir kere dönemin ruhu ondan bahsediyorum. <laughs> yani bugün kafatası inceleme dediğinizde siz şey gibi geliyor. Efendim yani nasıl bir şeydir? Ya yani çok ırkçı bir tavır gibi geliyor değil mi? Şimdi 1930'ların dünyasında bu öyle algılanmıyor ki ırkçılık bile bir bilim. Yani diyorum ya bugünden anlayamazsınız. Şimdi 1930'lu yıllarda kafatası incelemek demek son derece ciddi etnografik ve antropolojik çalışmalar çerçevesinde ele alınıyor. E zaten Mustafa Kemal etnografya müzeleri kurdurdu, dil tarih coğrafya fakülteleri açtı. Yani o dönem bu incelemeler bir kere bir bilim konusudur. Salt bir siyasal ırkçılık meselesi değildir. Ondan daha maada bir çalışmadır bunlar. Yani o gün Almanya'da da, İngiltere'de de, Amerika'da da, yani sadece faşist ülkelerde değil, liberal ülkelerde de, sosyalist ülkelerde de bu yapılır. Yani o dönemin bir bilimsel araştırmasıdır. Neden? Çünkü karbon testleri yeni bulundu. Efendim kafatası incelemeleri ye yeni yeni gelişiyor. Yani aynı zamanda insanın macerasını anlamaya çalışıyorlar. O yüzden efendim kafatası incelediler, bu yüzden ırkçıdırlar. Şimdi bu komik bir söylem olur. O yerinde oturmuyor tarihsel manada. Fakat tabi Türk ırkı nedir? Çünkü o dönem 30'lar itibariyle düşündüğümüzde bir kere bu e, ırka yönelik araştırmalar bütün dünyada revaçta. E şimdi Türk ırkı ne? Kökeni ne? Şimdi insan değildir demiyor Avrupalılar ama şöyle bir ayrım yapıyorlardı. Kakazoit, Mongoloid ve Negroid. Üç tip ırk var. İşte, Türkler Mongoloid'dir. En üstünü Kakazoitler, Avrupalılar beyaz ırk. İşte en düşüğü negroidler, orta derece olan mongoloidler. Şimdi bizimkilerin çabası şey oldu. Hay biz de kakazoitiz. Ve şunu demeye çalıştılar. Bu da tarih çalışmalarıyladır. Biz barbar bir millet değil, uygarlık kurucu bir milletiz. İşte Etilerde bizdik, Sümerler'de bizdik. Şimdi ben iki tavırda yanlış bulurum. Şimdi Avrupa'nınki zaten tamamen Avrupa merkezci ve ırkçı bir bakış. O baştan başa hatta fakat buna cevap olarak hayır biz mongoloid değil kakazoid izlemenin de çok bir manası yok. Yani en doğru tavır toplu bir şekilde bütün bu kategorileri reddetmektir. İnsan insandır. Hepsi homo sapiens'tir bunların. Fakat dönemin diyorum ya ruhu var. Neden Asya milletleri çok ezilmişler, çok hor görmüşler. Özellikle Avrupa merkezci ve oryantalist teoriler bir insan kategorileri ortaya koyarak sizi ikincileştirmiş. Siz Hayır ben birinciyim demeye çalışıyorsunuz. Bir kere bir ulus kurarken ona moral manada bu şekilde destek olmak mühim. Ama tabii günümüzden baktığımızda yine doğru gelmez. Neden doğru gelmez? Bir kere günümüz anlayışı bütün bu kategorileri reddeder. Yani e, diyelim biz kakazoitiz. E şimdi Çinliler bizden geri mi olacak kakazoit olduğumuzu kanıtladığımızda? Onlar Mongoloid oluyorlar çünkü saçma olur. Veya ettilerin, Sümerlerin Türk olduğunu iddia etmek komiktir. Ama o gün itibariyle sizin de dediğiniz gibi Avrupa'nın Asya milletlerine karşı olan negatif tavrı ve barbar nitelemeleri sizin hayır biz de uygarlık kurucusuyuz iddiasını ortaya koymanıza neden oluyor. Ve o tarih araştırmalarında bir kere bunu yapıyorsunuz. Tabii ikinci sebebi de şeydir. İslam tarihinden biraz uzaklaşmış bir Türk tarihi icat edebilmek. Çünkü şimdi... ...o dönem itibariyle Türk demek Müslüman demektir. E, şimdi siz seküler ve layık bir hareket başlatıyorsunuz. Dinle belli bir mesafe kuracaksınız. E ne yapmanız gerekiyor? Onun tarihini acaba İslam dışı bir güzergahtan nasıl getirebiliriz derdine de düşüyorsunuz. Şimdi bunu yapmanız için de bir hikaye oluşturmanız lazım. Bunun birinci kaynağı Orta Asya'dır. Diğer kaynağı da Anadolu uygarlıkları... Şimdi Orta Asya ile ilgili aslında çok bildiğimiz bir şey yok. Onu söyleyelim. Yani Hun dediklerimiz insanlar Türk mü bilmiyoruz. Çin kaynaklarında Hiuk olarak geçerler. Ama dilleri bize benziyor. Bugünkü Macarca'nın benzediği gibi. Ee, Anadolu uygarlıklarına bakıyoruz. Ön Türklerle ilişkileri olma ihtimali kuvvetli. Çünkü bakıyoruz 5000 yıl evvelinden, 10 bin yıl evvelinden kurganlar bulunuyor. Orta Asya tipi. İskitlere dahil olabilir. Ama buradan işte Etiler, Sümerler Türk'tür iddiası çıkarmak tarihsel bir zorlama ama dikkat edin o günkü banka isimlerine Etibank, Sümerbank. Bu bir uygarlık iddiası ve aynı zamanda İslam dışı bir Türk tarihi inşa etme çabası. Diyorum ya devrimin kendi gereklilikleri var. Şimdi bugün o gereklilikler üzerinden Mustafa Kemal'i anlayabilmek mümkün değil, zorlamak da mümkün değil. Niçin? Şimdi 1930'ların ruhu çerçevesinde ve bir ulus inşa ederken... ...tabii her ulus bir icattır, onu söyleyelim. Ya yani Mustafa Kemal de bir ulus icat ediyor. Şimdi kendi icadını yaparken onun bütün mekanik unsurlarını da devreye koymak zorunda. Ama bugün baktığımızda eğer Kemalizmi hala dogmatik olarak... ...efendim Türk tarih tezleri, güneş dil teorileri, işte yok şapka, kılık kıyafet... ...bununla ele alırsak bugün ortak payda olarak bir Atatürk ortaya çıkartamayız. Oysa ki geldiğimiz aşamada zaten dünya bunları aşmış durumda. Yani bugün artık kimse e, ırkçılıkla bir yere varamaz. Ha ırkçılık yükselmiyor mu batıda yükseliyor. Fakat buna cevap biz daha üstün ırkız demek değil. İnsanlık değerlerini savunmak. Çünkü böyle bir tarihsel tecrübemiz var. O yüzden ne diyorum? Bugün Mustafa Kemal demek ve ortak bir milli payda haline gelecekse bu bir milli ekonomidir tam bağımsızlıktır, başı dik yaşamaktır, onurlu yaşamaktır, milli hakimiyettir, meclistir. Bu paydalar üzerinden Mustafa Kemal bugün hala Türkiye'deki merkezi şeydir, semboldür. O yüzden bütün bu devrim tartışmalarını ve devrim dönemlerindeki yapılan belli uygulamaları bu minvalde ele almak lazım. Yani mesela bugün baktığımızda Mimar Sinan'ın Türk olup olmamasının bir önemi var mı? ırk olarak. Bugün yoktur değil mi? Yani Mimar Sinan ister Ermeni olsun ister Rum olsun Selimiye, Süleymaniye Türk'tür. Yani biz Süleymaniye'ye baktığımızda Türk kültürünün muazzam bir eserini görürüz. Süleymaniye'ye baktığınızda kimse bu bir Ermeni eseridir demez. O yüzden de efendim e, şey Mimar Sinan Ermeni midir Türk müdür tartışması yapmak saçmadır fakat Cumhuriyet döneminde 1930'larda Mimar Sinan'ın kafatasını kaybettiler. Yoktur. Mezarından çıkardılar, aldılar. Türk müdür, Ermeni midir bir kafatası ölçümü yapalım diye etnografyada kaybettiler. Şimdi bugünkü açıdan baktığımızda manasız bir şey. Neden? Mimar Sinan'ın Türk veya Ermeni olması bir şeyi değiştirmez. O eserleriyle Türktür. Yani Yaşar Kemal'in Türk romancısı olması gibi istediği kadar Kürt olsun. Türkçe yazıyor. Türk romancısıdır. Ahmet Arif Türk şairidir. Heh, Şimdi 1920'leri ve 30'ları kendi döneminin ve kendi çağının ruhunun dışında değerlendirirsek bu ortaya garip bir manzara çıkar. Bugünden anlayamayız. Bugünden anlamak zorunda olduğumuz Mustafa Kemal, bugünün ihtiyaçlarına cevap veren Mustafa Kemal'dir. Bugün Türkiye'nin önünde bulunduğu temel mesele ne? Değil mi? Bir, milli bütünlüğünü korumak. İki, milli bağımsızlığını korumak. Üç, milli üretime geçmek. Üç temel noktada Türkiye bugün mücadele veriyor. E şimdi Mustafa Kemal bu üçünde nerede duruyor? Üçünde de merkezde. Çünkü bakın milli bütünlük diyorsanız e, Kurtuluş Savaşı'nı önderlik etmiş bir komutandan bahsediyoruz. Sevri yırtıp atmış. Şimdi Mustafa Kemal bugün yani Türkiye'nin batı merkezli operasyonlarla parçalanmaya çalışıldığı bir dönemde mana kazanıyor. Milli bağımsızlık, e, Türkiye'nin devlet içinde bir NATO gladiyosu olan FETÖ'cüler tarafından ele geçirilmeye çalışıldığı, efendim PYD'sinden PKK'sına, DAEŞ'ine kadar her türlü terör örgütünün saldırıldığı bir ortamda bağımsızlık. işte Mustafa Kemal merkezi oturuyor ve tabii artık Türkiye borçlanma ekonomisiyle yoluna devam edemiyor. Üretmek zorunda, milli bir ekonomi kurmak zorunda. Onun da adımları atılmaya başlandı. İşte milli ekonomi 30'ların o büyük kalkınma hamlesi. Bakın 30'larda Türkiye dünyanın en hızlı gelişen ikinci ülkesidir. İktisadi manada. 20'ler çok kötü ama 30'larda büyük bir başarı var. Kemalist devrimde olgunlaşıyor zaten. Kendi tecrübeleriyle de devam ediyor. Şimdi milli ekonomi dediğinizde de yine Mustafa Kemal merkezde. Ama Türkiye'deki siyaset ekseri itibariyle hiçbir zaman sınıfsal bir temeli oturmadı. Her zaman kültürel arızalar üzerinden bölündü. Yani Türkiye'deki muhafazakarlık, modernlik tartışması efendim ülkeyi sanayileştirelim mi, sanayileştirmeyelim mi tartışması değildir. Değil mi? Yani normalde e, reaksiyoner muhafazakar hareketler modernleşmeye karşı. Şimdi Türkiye'nin İslamcıları daha iyi böyle olmadı. Necmettin Erbakan motor fabrikası kurardı. Gümüş motor. Ağır sanayi hamlesi derdi. Kalkınma derken gözleri parlardı. Yani buralarda zaten sıkıntı yoktur Türkiye'de. Ama bütün tartışma ...kültürel sorunlar üzerinedir. Ve bu devrimin bir ulus inşa ederken... ...onu temellendirmeye çalıştığı seküler... E, ...hayat tarzının... ...bir şekilde jokoben... E, ...tavırlarla... ...topluma kabul ettirilme çabasından kaynaklanır. Artık bunlar aşıldı. Neden? Türkiye zaten bir... ...yüzyıla e, yakın... ...kendi... ...hayata tekabül eden modernleşme süreçlerini yaşıyor. Yani bugün eee mesture kadınların hepsi üniversitelere gidiyor. AVM'lerde görüyoruz değil mi? Bodrumlara gidiyorlar. Yani modern hayat zaten kendi akışı içerisinde kitleleri dönüştürüyor. O yüzden hani kılık kıyafetler, ölçü tartılar değildir bugün Mustafa Kemal. Bugün Mustafa Kemal'in manası milli bütünlük, milli bağımsızlık ve milli ekonomi. Bu temelde hala tarihsel önemini sürdürüyor ve merkezdedir. Çok teşekkür ederiz hocam. Bunlar çok güzel bilgilerdi. Şimdi bir mutfağa döneceğiz. Emre bize Mustafa Kemal'in sevdiği kurabiyeyi yaptı. Emre kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kurabiyemiz hazır. Üzerini pudra şekeri ve tarçınla süsleyerek servis yaptım. Hemen kısa bir özet geçmek istiyorum neler yaptığımla alakalı. Tereyağını uzaktan ısıl işlemle erittim. İçerisine bir tane yumurta, ...ve pudra şekeri döktüm. Ölçüleri de göreceksiniz zaten. Ölçülerin dışına şaşmadığınız takdirde... ...20-25 tane kurabiye elde edeceksiniz. Daha sonra yavaşça irmik ununu... ...ve normal unu ekleyerek karıştırdım. Kurabiye hamuru elde ettim. Avucumun içinde içli köfte açar gibi açıp... ...önceden doğradığım cevizleri içerisine doldurdum. Ağzını kapattım. Fırın tepsisine düzdükten sonra 180 derece fırında... ...nereden baksanız bir 17 dakika kadar pişirdim. Daha sonra pudra şekeri ve tarçınla servis yaptım. Sizlerin de denemenizi öneririm. Çok teşekkür ederiz Rica Emre. Ederim. Eline koluna sağlık. Efendim programımızın sonuna geldik artık. Bugün siyaset bilimci ve akademisyen yardımcı doçent doktor Can Ulusoy bizimle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz. Yarın yeniden, yarın hafta sonu. Pazartesi yeniden karşınızda olacağız. İyi günler. <laughs>